TEM modelimiz kapsamında enflasyonla mücadeleyi birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin yaptığı gibi tüketim, üretim ve yatırım daralmasına neden olacak faiz artışları yoluyla değil, ekonomimizin üretim kapasitesini artırarak, arz yönlü politikaları geliştirerek sürdürüyoruz. Hedefimiz ülkemizi güçlü bir üretim ekonomisi haline getirmektir. Böylece durgunluk, yüksek işsizlik ve istikrarsızlık sorunlarını yaşamak yerine insan odaklı bir yaklaşımla kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz. Bununla birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz. Vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, emeklilerimizi, esnaf ve çiftçilerimizi enflasyona karşı ezdirmemek için gelir ve harcama politikalarını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Sayın Başkan, değerli üyeler, bankacılık sektörümüz güçlü sermaye yapısı ve yüksek aktif kalitesiyle KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörümüze sektörün üretken alanlarda kaynak sağlanmasına devam etmektedir. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle sektörün sermaye yeterlilik rasyosu %18,8 ile %8 olan yasal asgari oran 2 katının üzerinde gerçekleşirken tahsili geçirmiş alacak oranı %2,3 ile oldukça düşük seviyelerde seyretmektedir. Ve bankalarımız aracılık faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmektedir. Sektör dengeli görünümü ve güçlü sermaye yapısı sayesinde olası şoklara karşı dirençli bir konumdadır. Finansal istikrarımızı tahkim etmek amacıyla da kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları KKM uygulamasını da devreye aldığımızı ifade etmek istiyorum. Milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve TL'ye güven KKM sayesinde artmış durumdadır. 9 Kasım itibariyle 2,3 milyon mudinin yaklaşık 1,5 trilyon TL'lik tasarrufu bu hesaplarda değerlendirilmektedir. Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık %70 seviyesindedir. KKM hesaplarının toplam vadeli mevduatlar içindeki payı ise %27'dir. Altını çizmek isterim ki KKM uygulaması, olumsuz jeopolitik gelişmeler, küresel finansal koşullardaki sıkılaşma, Avro-Dolar paritesindeki gelişmeler ve arz güvenliğine ilişkin yaşanan tüm sorunlara rağmen finansal istikrarın sürdürülmesinde etkin bir rol oynamıştır. KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi 2 katına yükselmiş. Sektörün en önemli risklerinden olan vade uyumsuzluğunda çok önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlarındaki payı yaklaşık 17 puan düşüş göstererek 52,3'e gerilemiştir. Finansal istikrarın güçlendirilmesinin yanı sıra TEM önceliklerini yerine getirmemizdeki reel sektörün finansmana kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde erişimi oldukça elzemdir. Bu bağlamda kredilerin tüketim yerine üretken alanlara yönlendirilmesi ve amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması selektif kredi politikamızın odağını oluşturmaktadır. Hazine destekli kredi kefalet sistemini etkin olarak kullanmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede işletmelerimizin harcamalarının karşılanması, firmaların yatırım ve ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yakın dönemde 3 adet kredi paketini uygulamaya aldık. Sektörlerin taleplerine yönelik olarak tarım ve inşaat özelinde yeni kredi paketlerini de uygulamaya koyduk. 2022 yılında yaklaşık 7000 ticari işletmemize 54000 kredi işlemiyle 71 milyar lira kredi ve 61 milyar liralık kefalet kullandırdık. TL buna ilave olarak ülkemizin üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırmak için ihracatçılara ve turizm sektörüne uygun faizli uzun vadeli toplam 150 milyar liralık
kredi imkanı sağladık. Selektif kredi yaklaşımımızın katkısıyla bankacılık sektörü toplam kredi hacminde 2022 yılında gerçekleşen yaklaşık 2 trilyon liralık artışta imalat sanayi öncülüğünde kullandırılan ticari nitelikli krediler belirleyici olmuştur. Ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli bir rol üstlenen KOBİ'lerin bankacılık sektöründen kullandıkları kredi hacmi Ekim ayı itibariyle 1,7 trilyon TL'yi aşmıştır. KOBİ kredilerinin tarihsel ortalamasının 3 katı üzerinde büyümüş olması modelimizin çıktılarıyla da ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor. KOBİ kredisi kullanan müşteri sayısı Eylül ayı itibariyle 4,3 milyon adeti geçmiştir. Yakın dönemde devreye aldığımız ilave makro ihtiyati tedbirlerin olumlu yansımalarını son dönemde kayda değer biçimde azalış gösteren politika faizi ile kredi faizi makasında rahat bir şekilde görebiliyoruz. İlerleyen zamanlarda da kredi politikamızda selektif yaklaşımımızı sürdürerek yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı kredi kullandırımını önceliklendirmeye devam edeceğiz. Çiftçi ve esnafımıza yönelik finansman imkanlarını da genişleterek üretime olan desteğimizi sürdürüyoruz.